Bugün erken kalkma alışkanlığını hayat boyu sürdürebilme üzerine konuşacağız. Sanırım artık izleyicilerimizden bir kısmı şöyle demeye başlamıştır. Ya yine mi erken kalkma videoları geliyor? aslında biliyorum bir süredir bu, video, bu konu üzerine çok düştüm. Fakat gelecekte oluşturacağım pek çok içerik ne gibi? Mesela yabancı dil öğrenme, düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanma, akademik başarı, hafızlık gibi birçok başlık hayatta ciddi bir disiplin ve süreklilik gerektireceği için dönüp dolaşıp biz bu erken kalkma noktasına geleceğiz. İşte çoğu kişi yine abi işte hayatımda düzenlenik oluşturamıyorum, vakit disiplini oluşturamıyorum bu konularla ilgili dediğinde benim vereceğim tavsiyeler yine erken kalkma yönünde olacak. O sebeple bu son olmasa da artık erken kalkma ile ilgili son videolarımızdan bir tanesi. Fakat ben yine her yıl bu konuya gelip erken kalkmaya dair bazı detayları paylaştığım videolar yapmak istiyorum. O zaman artık başlayalım. May peace and blessings be upon you. Erken kalkmayı hayatını sabitleyen insanlarda fark ettiğim 3 başlığı bugün sizlerle paylaşacağım. Tabi bunlar benim kendi kanaatim. Sizin farklı ekleyeceğiniz şeyler olabilir. O insanlarda gördüğüm bunu nasıl hayat boyu sürdürüyorlar? Erken kalkmak onların nasıl hayatının bir parçası olmuş? Buna dair değinmeye çalışacağım. O zaman uzatmadan bu maddelere geçelim. Erken kalkan insanlarda en çok göze çarpan şeylerden bir tanesi bilgi sahibi olmak. Yani erken kalkmanın hayata kattığı artı değerlere dair bilgi sahibi olmak Bizim de kendimize dair eğer bu noktada bir hedefimiz varsa yapmamız gereken ilk şey olacak. Neden erken kalktığımızı ve bunun önemine dair belli noktaları en azından bilmemiz gerekecek. Bunları maddi ve manevi artı değerler olarak kategorize edebiliriz. Ben biraz şöyle manevi artı değerlerden bahsedeyim. Mesela erken kalkmak Peygamber Efendimizin hiç bırakmadığı sıkı bir sünneti ve kendisinin şöyle bir hadis-i şerifi var. Allah'ım ümmetimin erken kalkanlarının işlerine bereket ver. Yani biz erken kalktığımızda bu hadisi şerife nail olabiliyoruz. Bereketin üzerimize yağdığı bu saatlerin yanı sıra kalbe ve ruhe dair de erken kalkılan saatler özellikle teheccüd vakti ve sabah namazı sırlı saatler. Yani bizim burada ruhi gelişimimiz için güncel hayatta o akışta, o hızda keşfedemeyeceğimiz çok detay var. Bunun yanı sıra insanın özgüvenini artıran ciddi bir psikolojik etkisi var erken kalkmanın. Kişisel gelişim videolarında veya kitaplarında son yıllarda çok öne çıkan şeylerden birisi. İşte efendim Jeff Bezos her gün işte 5'te kalkarmış. Bill Gates şöyle kalkarmış. Tabii ki başarılı insanların hepsinde bunu görmek bizi daha da bu konuya dair bilgi edinmede, inanmada destekliyor. Fakat bizim önümüzde kocaman bir tarihimiz, erken kalkmaya endeksli bir hayatımız, geçmişimiz varken Onları terk edip Jeff Bezos kalktığı için kalkıyor olursak bunun sevabından da bir şey elde edemeyiz. Mesela bugünlerde yine aralıklı oruç çok gündem olmaya başladı. E, orucu sadece sıhhat için tutan, onun bereketinden ve sevabından feyz alamayacağı için erken kalkmayı da aynı zamanda sadece kişisel gelişimle alakalı olduğu için değil, aynı zamanda bizim dinimizin bir kültür olduğu için yapmak bu sevaba da bizim erişmemizi sağlayacaktır. Diğer bir nokta uyku verimiyle ilgili. Mesela bizim saat 10'da yatıp 4'te kalktığımız saatler aralığındaki uyku verimi günün herhangi bir rastgele saatinden 2 kat daha verimliyken ve bunu da birlikte gün ortası uykusu yani kaylule dediğimiz uykuyla birleştirdiğimizde gün ortası uykusu da normal saatlerden herhangi bir saatten 4 kat verimde olduğu için aslında aynı saatler olarak uyuyarak biz çok daha yüksek verimler elde ediyoruz. Bu işin tabi biraz fizyoloji ile ilgili kısmı farklı saatlerde rastgele saatlerde uyumanın insanda oluşturduğu rahatsızlıklar var. Efendim yine psikolojik boyutuna bakacak olursak. Sizden bazen soranlar oluyor. Ben hayatıma baktığımda kendimi çok geride kalmış hissediyorum. Hayatta geride kalmış hissediyorum insanlarla kıyasladığımda. Erken kalktığımızda oluşan his şu oluyor. Ben geride kaldığımı hisseden bir insansam artık herkesi yakalayabilecek bir iki saatten önce başlamış oluyorum yine. Eğer insanlarla aynı seviyede hissediyorsam zaten onların önüne geçiyorum. Şöyle düşünebiliriz. Herkes bir çizgide hizaya durmuş ve bir yarışta koşuya başlıyor. Siz arkadan koşarak yarışa başladığınızı düşünün. İnsanlar oradan sıfırdan kalkıp koşuya girene kadar siz bir mesafe almış oluyorsunuz. Yani erken kalkmanın aynı zamanda psikolojik bize etkisi bu oluyor. Benim sizden şöyle bir ricam var. Bu konuda bildiğiniz, araştırdığınız güzel içerikleri yoruma yazarak bana katkı sunabilir ve birçok izleyicimizin bu bilgi birikimine dair genişlemesine siz de bir ucundan katkı sunabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi inanılmaz çok faydaları var birçok yönden birçok başlıktan ve bunların hepsini burada sıralarsam sadece video erken kalkmanın faydaları gibi bir şeye dönüşebilir. O yüzden ben birinci maddeyi burada bitirmiş olup öbürüne geçeceğim. Yani bilgi sahibi olmak. Bilgi sahibiyiz. Peki bundan sonra sadece biliyorum erken kalkmak çok faydalı. Bu bana yetiyor mu? Tam olarak yetmiyor. Benim bazı öğrencilerim mesela şöyle bir sorunla geliyorlar. Abi mesela ben düzenli işte efendim gece bilgisayar oynuyorum ya da belgesel film izlemeyi seviyorum gece. Ben ona diyorum ki, tamam. Bilgisayar oynuyorsan bile Saat akşam 10'da yat, sabah kalk 4'te, 4 ile 8 arasında oyna mesela bilgisayar oyunu. Yani sadece erken kalkmış olmak için erken kalk. Yani o saatte kalkıp faydalı bir iş yapmak için kalkma. E, diyor ki işte mesela kalkıyorum, karanlık efendim, uyumak istiyorum falan. Yani sadece erken kalkmış olmak için erken kalkmak bile insana birçok yani sıhhat noktasında fayda getireceği için ya da bir meleke oluşmasını, altyapı oluşturacağı için yeterli. Bu, son, bu noktadan itibaren tabii insan sadece erken kalkmak için kalktığında da belli bir süre sonra terk ediyor. Bu sefer bir hedef için kalkma noktasına dönüştürüyoruz kendimizi. Yani zaten bir bilgisayar oynamak için kalkıyordum. Ya ben artık faydalı bir iş yapayım e, zihni, zihniyetine geçmemiz gerekiyor. Burada ne olabilir? 3 aylık bir periyotta işte takriben mesela 40 kitap okuyacağım, şu kadar yabancı dil çalışacağım, bu kadar ezber yapacağım gibi bir hedefi koyarak Artık bu hedefi gerçekleştirmek için erken kalkmaya bağlayınca burada bir maksat oturuyor. Hatırlarsanız hasat vakti videolarımda çektiğim zaman, bu arada biz yılbaşı'nın hasat vaktini yaptık ve Mart sonunda tekrar görüşeceğiz. Buradaki katılan arkadaşlar zaten bilir. Bu süreye kadar tabii ki kalktığımız saatler ve gün içerisindeki saatlerimizde kronometre tutmaya, gün sonu özeti yazmaya umarım devam ediyoruzdur. Çünkü bir sonraki buluşmada yine onları ortaya koyacağız. İnsan 3 aylık bir hasat vaktinde bu hedefleri belirlediğinde o kadar mesafe alabiliyor ki gerçekten şaşıracaksınız 3 ayda neler yapabildiğinizi. Ve bu hedefi de koyduktan sonra mesela bu hedefi pekiştirme adına biz ne demiştik? Mesela Müzemmil Suresinin tefsirini okumak, hedeflerini yazarak bu harekete başvurmak, günlük 3 saatle başlamak, bunu tutmak, elimden geleni ardına koymayacağım diye hatta şu an bir formu imzalatıyoruz bizimle başlayanlara. Bir hedef doğrultusunda gitmek. Şimdi ilk, birinci madde neydi? Bilgi edinmekti. İkinci maddeyi biz ee, sırf erken kalkmak için erken kalkmak ve diğer bir alt başlığıyla birlikte bir hedef için erken kalkmak demiştik. Bunları yapan insanlar da bir yere kadar uzun vadede sabah güne başlayabiliyorlar. Fakat işin en kilit noktası üçüncü adım. Bu da şu: erken kalkan insanlarla birlikte olmak. Pek çok kişi kendisi bireysel düzeni olsa da ailesi erken kalkmadığı için yatılı kaldığı yerdeki ev arkadaşları yurda erken kalkmadığı için bir zaman sonra bu alışkanlıktan vazgeçiyorlar. Çünkü çevremizdekilerin yaşayış tarzından ister istemez etkilenip onların hayatına biz de benzeriz. Bu konuda yapacak pek bir şey yok. E o zaman ne yapacağız? Çevreni de çok değiştiremeyebiliyor insan. Yani aynı evde kaldığınız kişi kalkmıyor olabilir. O zaman erken kalkan bir grup insana bir şekilde bağlanmak gerekiyor. Hatırlarsanız bizim bir hareketimiz vardı. Saklar, light sleepers yani hafif uykulular diye bir hareket. 8 ay falan oldu aslında bunun biz ilk adımlarını attığımızda. Ve şu an geçen Temmuz ayından beri 2021'in Temmuz'undan beri benimle birlikte her sabah eğitiminde hala buluşan arkadaşlar var. Ben onları buradan canı gönülden selamlıyorum. Çünkü gerçekten büyük bir istikrar ve YouTube'da başlayan hiçbir hareket bilmiyorum bu kadar uzun süredir düzenli bir şekilde devam ediyor mudur. Hani hiçbir zorunluluğu yok, hiçbir bağlayıcılığı yok ve şu an en azından düzenli bir şekilde 6 aydır katılan 40 kişi var bu hareketin içinde. 40 kişi olduk gerçekten. Buna dair de geçen videolarda biz o harekete katılmak isteyenlere kalkmadığı gün başına 100 lira ceza verecek şeklinde bir şey yapmıştık. Onu değiştirdik tabii ki. Ve böyle merdiven sistemi mesela kalkılmadığı günlerde insanların birinci gün 10, ikinci gün 20 gibi artan bir merdiven sistemine döndürdük. Tabii buradan herkes ortalama ayda 20-30 lira ceza ödediği için de o cezalarla da çok güzel faaliyetler yaptık. Ki haftaya zaten yapacağımız kermeste de mesela onun artıları olacak. Ee, ben aynı şekilde erken kalkanlara sordum. 6 aydır erken kalkmak sizin için ne gibi faydalar getirdi diye ve oradaki birkaç cümlesini paylaşmak istiyorum. Erken saatte yaptığım çalışmalardan dolayı gece 2 saatlik yaptığım bir çalışma sabah 1 saate denk geldi. Okuduğumu anladım, dikkatim arttı ve okuduğum artık bende kalıcı oldu. Huy ve mizacımda yumuşaklığa sebep oldu. Artık önceden sinirlendiğim şeylere sinirlenmiyorum. Yemek yeme düzenim değişti. Mesela vücudum kahvaltıyı artık daha çok lezzet alarak yapıyor. Erken kalktığım için erkenden uykum geliyor ve gözlerim düşüyordu haliyle. Uykudan lezzet almaya başladım. Gerçekten dinlenmek için uyuyorum. Çünkü sabah yeniden erken kalkmam lazım. Hakikaten hepimiz erken kalkmak için artık kalkacağımızı bildiğimiz için en azından. Ee, bu bir döngü arkadaşlar. Bir gün çok erken kalkın o gün gece erken yatarsınız ve o döngüye böyle girerek başlar insan. Erkenden işlerinizi halledince gün içerisinde insanın stresi azalıyor. Hakikaten şöyle iş çalışan birçok kişi şunu belirtti. Normalde 9'da mesaiye başlıyorsam benim için 6'da e, etüde başlamak öyle bir e, programlama yapmam ve gün içerisini güzelce planlamamı sağlıyor ki gün içerisinde bütün işleri düzenli bir şekilde hallediyorum. Ve ve rızık saatlerinde uyanık kalmak cidden havayı solumak yaşamak demek demiş. Bir katılımcımız. Hala bize katılmak isteyenler oluyor. Buyurun efendim her zaman kapımız açık. Tabii bütün mesele e, bu hayatta erken kalkmak mı derseniz hayır. Tabii ki hayır. Konuşulması gereken daha çok farklı meselelerimiz var. Ve onlar için farklı farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.